Anadolu RTV YouTube kanalı olarak bugün vatandaşlara yeni evli veya evlenecek olan çiftlere tavsiyeleriniz nelerdir diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Karşılıklı fedakarlık istiyorum. Yoksa hiç kimse birbirine uyumlu değil. Bunun devamı için karşılıklı fedakarlık. Şu an hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü herkesin iş hesabı kitabı farklı. Kendilerine ne yapar ne de aşırı kaçmamalarını tavsiye ediyorum yani şu şartlarda. Ekonomik yönden mi tavsiye? Aynen öyle. Gereksiz malzemeyi çok alıyorlar. Ondan. Yoksa herkes zevkine göre yapıyor yani. Bir şey diyemem. Vallahi yeni bu ortamda zor. Ne tavsiye edebilirim? Ne diyebilirim? Benim de var. Oğlum var ama çok zor. Asgari ücretle gerçekten zor. Sadece ekonomik yönü değil de evin içerisinde biraz tavsiyeleriniz bulunabilir mi çiftlere? Evin içerisinde ben 28 senelik evliyim. İyi ya da kötü inişler oluyor, çıkışlar oluyor. Hani iyi günümüz oluyor, kötü günümüz oluyor. Eğer evin içerisinde saygıyı ve sevgiyi idare edebilirlerse birbirlerine, özellikle kendilerine olan sevgiyi, saygıyı yitirmedikleri sürece hiçbir zorluk yok evlilikte. Ben öyle, mesela eşim benden büyük ama her zaman saygım ve sevgim sonsuzdur. Çocuklarıma da öyle. İyi ya da kötü idare ediyoruz. Önemli olan kendine olan saygısı, eşine olan sevgisi, ilgisidir. Hani yani işte eşim dışarı çıkıyor, işte benimle ilgilenmiyor. O çift taraflıdır. Yani saygı olduğu sürece bir evin içerisinde asla o evlilik bitmez. Vallahi yeni evlenecek olan çiftler ikisi beraber çalışırsa anca geçirir bu devirde. Yoksa geçim imkansız. Geçim değil de daha ziyade evliliğin duygusal boyutlarına, hani ekonomik yönden değil de duygusal boyutlarına biraz. Vallahi evlilik iki kişi birbiriyle anlaşırsa iyi olur. Anlaşamadığı, yıldızı barışmadığı zaman kötü olur. Anlaşacağı birini bulsalar daha iyi olur bence. Kafa olarak bir insan uyuşuyorsa her zaman için mutlu olur ama kafa yapısı olarak uyuşmuyorsa hiçbir zaman da mutlu olacağını zannetmiyorum ben. Tavsiyelerimiz ilk önce saygı, sevgi. O olduktan sonra zaten o ana temel odur. Yoksa herkese sağlıklı, mutluluklar dilerim. Herkes bir yastıkta kocasın, tamam mı? Ben hiç tavsiye etmiyorum. Çok zor, yaşam zor, kira ödemek zor. Evleniyorlar, 3 ay sonra ayrılıyorlar. Evlenmesinler. Yalnız yaşasınlar, kafa rahat. Meydan, her şey zor. Haksız mıyım? Doğrudur abi. O yüzden hele şu devirde çok zor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Evlenmesinler, kendi kendini geçindirsinler, rahatça kafaları düzgün. Yani mutluluklarını dilerim ben. Başka bir şey yok yani. Yani öyle araba, para, pul, bunlara kapılmasınlar. Güzellik. En sonu ya. Şurası güzel olsun. Bizim gibi sabırlı mı olurlar? Para yok. Göz mü gelecekler şimdiki? Alüminyum gibi hemen eğiliyor. Bu olmasa şu olsun diyorlar. Öyle. Bizler öyle değildik ama. Kaynana kayınbaba kahri bile çektik. Yalnızlık varlığı yokluğu çektik. Şimdikiler buna boyun eğer mi hiç? Yapmaz yavrum şimdikilere. Ben oğlanı vereceğim. Güvet şey demiyorum. İhtimat edemiyorum. Güvenemiyorum. İnsanın geline kıza da güvenim yok. Allah alana da birine de sabır versin. Allah yardımcınız olsun. Vallahi bu devirde evlenmesine daha iyi. Başka bir şey demem yani. Bu hayat pahalılığında evlenip rezil olmasınlar. Bu kadar. Bence daha doğrusu kariyerine düşünmelisin ilk başta. Öyle hemen aklına bir şey almayacaksın. Normalde bizim millet daha doğrusu bir ya da iki yılın içinde hemen evleniyor. Bence önce 2-3 yıl birbirlerini tanışsınlar. Çok insan şimdi okuluna falan pes ediyor, hemen evlenmeye kopuyor, hemen çalışmaya kopuyor. 24 yaşında ama evlenmeyi düşünmüyor. Önce kariyerim diyor. Hukuk okuyor, 2 senesi kaldı inşallah. Ondan sonra mesleğini bir iki sene sürdürecek, ondan sonra evlenmeyi düşünüyor. Doğrudur, teşekkürdür. Ama bunun yaşıtları tabii 2 sene falan olmuştur. Çoluk çocuğa karışmıştır.